0800 211 30 çift 0. Diyalog. Direkt bankacılık. Diyaloğa sadece 3 ay içinde yarım milyonun üzerinde telefon geldi. Bunların 10 bin kadarı diğer bankalardaki meslektaşlarımızdan. Anlaşılan diyaloğun bankacılık anlayışında yarattığı değişime kimse seyirci kalamıyor. Biz bankacılığı tam sizin istediğiniz yere getiriyoruz. Diyalog bir Pamuk Bank hizmetidir. Türkiye'nin tek haber dergisi Arta Haber'den süper birey. Beyin jimnastiği. Düşünce sporunun en seçkin örnekleri, kırkır üzerinde mantık ve zeka problemi beyin jimnastiği ekinde. Beyninizdeki grileşmiş tüm hücreleri bu hafta Arta Haber'le renklendirin. Arta Haber dergisi ve ücretsiz beyin jimnastiği eki gazetecilerde. Arta Haber. İyi akşamlar seyirciler. Tek Tek'te yine beraberiz pazar akşamının geç bir saatinde. Ama bu akşam yine şanslıyız biraz erken saatlerde başlıyoruz Tek Tek'in alışılmış saatine göre. Çünkü bu akşam kanalda ekranı kararacak ve biz de kararma saatine kadar programı tamamlamaya çalışacağız. Ve bu akşam Kanal D'yi Bülent Ecevit'le, Sayın Bülent Ecevit'le beraber kapatacağız. Evet, Bülent Ecevit'in niye konuk olduğunu siz de en az benim kadar iyi herhalde biliyorsunuz. Çünkü Körfez'de ne zaman savaş rüzgarları esse Bülent Ecevit ilginç çıkışlarıyla Türkiye'de pek çok siyasetçinin tam aksine yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine topluyor ve zaman zaman özellikle şimdi iktidarın tavrını, hükümetin tavrını değiştirebiliyor. Evet, Amerika 1991'den sonra, 7 sene aradan sonra yine Irak'la ipleri koparma noktasına getirdi ve Irak'a yeniden bir operasyon, askeri operasyon söz konusu. Amerika Irak'a vurdu, vuracak. Bütün dünya gözünü kapatmış. Bu anı bekliyor. Amerika'nın Irak'a vurmasını bekliyor. Ancak bu konu Türkiye'yi çok yakına ilgileniyor. Çünkü ne zaman Irak'a bir operasyon yapılsa, ne zaman Irak'la Amerika ipleri koparma noktasına getirseler, bundan en büyük zararı Türkiye görüyor. 1991'deki krizin ve ardından gerçekleşen operasyonun Türkiye'ye maliyeti kimi rakamlara göre, reel rakamlara göre, eldeki sabit verilere göre 35 milyar dolar. Bunun bir bölümü boru hattından elde edilen gelir, yaklaşık 2,5 milyar doları. Diğer bölümü ise Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracat. Ama tabii bu olayın Türkiye'ye verdiği zararlar bununla sınırlı değil. Bölgede otorite boşluğunun meydana çıkması, 1991 yılından itibaren Türkiye'de PKK'nın yürütmekte olduğu bölücü terörü inanılmaz noktalara çıkardı. Yine göçle beraber Türkiye'ye pek çok PKK militanı sızma imkanı buldu ve PKK 1991 ile 1994 yılları arasında en güçlü olduğu dönemi yaşadı ve bunun en büyük sebebi Irak toprakları içerisinde, Kuzey Irak toprakları içerisinde Saddam'ın otoritesinin yokluğundan istifade eden örgütün buraları kendine eylem alanı, en azından barınak alanı olarak seçmesi ve buradan Türkiye'ye çok kolay sızmasıydı. Bunun dışında da ekonomik zararları zaten biz biliyoruz. En az 70 dolara mal olduğu söyleniyor geçmişteki operasyonun. Şimdi yine Irak krizi baş gösterdi ve Irak'ın elinde var olduğu iddia edilen, ancak Irak'ın yok dediği silahları, kimisi kimyasal, kimisi biyolojik silahları vurmak için Amerika yine güç kullanma arifesinde. Ve Türkiye'nin de hedef olduğunu ima ediyor Başkan Clinton, Süleyman Demirel'e, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e olduğu mektuplarda ve Irak'ın elindeki silahların Türkiye'yi vurabilecek kapasitede olduğunu, Konya'nın hedef olduğunu, Kayseri'nin hedef olduğunu söylüyor. Kimse ama Türkiye'de dönüp sormuyor ki Irak durduk yerde niye Kayseri'yi vursun, niye Konya'yı vursun. Ama bunu söyleyen bir kişi var. O da bu akşam işte bizim stüdyo konuğumuz Bülent Ecevit. 1991'de sürdürdüğü çizgiden hiç taviz vermeden bugün de o zaman ne dediyse aynılarını söylüyor Bülent Ecevit. Özal'ın Türkiye'yi bir maceraya sürüklediğini söyleyen o dönemin muhalefet lideri, şimdinin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel sessiz kalır ve rüzgarın gelişine göre tavrını belirlemeye çalışırken, hükümet bir gün sağda bir gün solda, özellikle Başbakan Mesut Yılmaz bir gün katılırız, bir gün katılmayız, bir gün Amerika'ya destek veririz, bir gün vermeyiz derken, Bülent Ecevit 91'de ne dediyse bugün aynısını söyleyerek hükümet politikasını, Türkiye'nin politikasını etkilemeye çalışıyor ve gördüğümüz kadarıyla bunda da başarılı oluyor. Ama Türkiye'nin politikasını etkileyen yalnızca Bülent Ecevit olmayacak. Bu akşam siz de Türkiye'nin politikasını etkileme şansına sahip olacaksınız. Amerika'nın Irak'a yapacağı bir müdahaleye Türkiye'nin destek vermesine eğer siz de evet diyorsanız,
arayacağınız numara 0900-904-1900. Yok eğer Türkiye, Amerika'nın Irak'a yapacağı bir müdahaleye destek vermesin. Bu iş Türkiye'yi ilgilendirmez. Bizim dışımızda gelişmelidir bu iş diyorsanız, gelişecekse eğer, o zaman arayacağınız numara 0900-904-1901. Bu numaraları ekranın altında zaten program boyunca sık sık görüp siz de fikirlerinizi belirtebileceksiniz. Hafta içinde, geçtiğimiz hafta içerisinde benim Hürriyet Gazetesi'ndeki köşemde yaptığım ankette %96 oranında Türkiye bu işe karışmasın diyenlerin faksları ve telefonları gelmişti. Bakalım bu akşam sonuç ne olacak? Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Ve Bülent Ecevit'in de herhalde hangi yolda, doğru yolda mı yoksa yanlış yolda mı olduğunu en azından siz de oylarınızla bir miktarda olsa gösterebileceksiniz. Bülent Bey, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Sayın Altay. 1991'de siz de Türkiye'nin Irak'a bir müdahalede bulunmaması, müdahaleye destek vermemesi, hatta Irak'a herhangi bir saldırı olmaması bu işin barış yoluyla çözümlenmesini söylüyordunuz. Aradan 8 yıla yakın bir zaman geçti ve bugün siz yine hala aynı çizgidesiniz. Diyorsunuz ki bu konu Türkiye'nin komşu ilişkilerini bozmasına gerektirecek bir konu değildir. Irak'la biz yan yana yaşıyoruz, bizim komşumuzdur. Amerika'nın bölgesel çıkarları bizi ilgilendirmez ve Türkiye bu işin barışçı olan çözümlenmesi için elinden geleni yapmalıdır. Yok eğer çözümlenemiyorsa Türkiye bu işte taraf olmamalıdır. O gün bunları söylediniz, bugün bunları söylüyorsunuz. Temel nedenler aynı mı? Yani o günkü siyasal konjonktürle bugünkü siyasal konjonktür aynı noktada mı? Bu yüzden mi söylüyorsunuz? Yoksa size söylendiği gibi, size yöneltilen suçlamalara söylendiği gibi Saddam'ı çok seviyorsunuz da o yüzden mi? Siz aslında durumu çok iyi özetlediniz Sayın Altaylı. 1991 ile 1998 arasındaki fark şurada. Irak'ın fiili bölünmüşlüğünün Türkiye'ye vermiş olduğu zararlar ortaya çıktı. 1991'de Türkiye'nin Amerika'ya Irak politikasında destek olması, Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu yaratılmasından yarar sağlayacağı iddiaları vardı. Hatta bu bir devlet politikası haline gelmişti. Ama aradan 7 yıl geçtikten sonra görüldü ki bunun Türkiye'ye büyük zararları vardır. Irak'ın fiili bölünmüşlüğü sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Türkiye'deki bölücü akımın büsbütün güçlenmesine neden olmuştur. Çünkü bilindiği gibi Irak'la Türkiye arasındaki sınır son derecede sarp araziden oluşuyor. O araziyi kontrol etmek kolay değil. Onun için PKK Kuzey Irak'taki boşluktan, otorite boşluğundan yararlanarak sınırımızdaki o özellikleri değerlendirdi ve Türkiye'ye sızma kolaylıkları elde etti. Bu yüzden bölücü terör büyük ölçüde